24 Ağustos, 30 Ağustos İkizler Burcu'nu neler bekliyor diyorsanız ikizlere şey demişim, sen var ya sen fikrin ve kafa düşüncen o kadar yoğun hareket ediyor ki yani her şey hani iki tilkinin ucu birbirine gelmeyen bir kafa düşüncemiz var. İşte daha büyüme ve büyük projelere imza atma, kendini ispatlama ve özellikle artık ben bu işte kalıcı olmak istiyorum ve bu işi doğru yaptığımda da çok büyük bir aydınlığım ve hedeflediğim noktaya erişeceğim. Evet, bunu başaracağım. Zaten o fikirlerin, o düşüncelerin, o planların bunlar içindi. Evet, bunu başaracaksın. Aynı enerjiyle, aynı ruhla devam edersen inanılmaz güzel şeyler hayatında değişecek. Yani şey söyleyeyim, belki de hiç olmadık sürpriz iş kapılarınız, yani hayal ettiğiniz işten bile gelecek teklifler, hep girmek istediğiniz işinizle alakalı güzel bir başlangıç söz konusu olacağını söylemişim size. Ve şunu demek istemişim, evet ikizler, sen kendi duygusal enerjini de sertlikle değil de daha ılımlı tavırlarla, daha esprili yönlerle, daha böyle iletişimi güçlendireceğiniz bir hafta olacak. Bunlar hem iş hayatınızda hem de görünme dediğimiz noktada çok büyük aydınlanmalar olacak. Bu enerjiniz bu hafta çok devam ettirirseniz ve özellikle Eylül'ün 10'una kadar devam ettirirseniz çok güzel işler, hatta ortaklı projeler, yapmak istediğiniz ve girmek istediğiniz kapınızda aydınlanma. Uzun süredir yöneticinizle konuşamıyorsanız tam konuşma dönemi. Hatta ve hatta aile büyüklerinizle ilgili hakkımla alakalı noktada bunu konuşmak istiyorum ama bir türlü kendimi söyleyemiyorum diyorsanız tam zaman haftası. Kendinizi çok güzel ifade edip ve karşı tarafın çok iyi anlayacağı bir hafta. Bunu güzel noktada değerlendirmek istiyorsanız doğru yıldızın parladığı bir nokta. Yani ikizler bana göre bu hafta kendi içindeki enerjinin ve kendi aurasının farkına varıp kendini daha net, daha kıvamlı, daha sevecen, daha keyifli bir evre yaratacak. Hatta şöyle bir durum da var ikizler. Eğer ki birebir patron ya da birebir kendi işinizi de yapıyorsanız paralarla alakalı uzun süredir sıkıntılarınız varsa bu hafta biraz işinizde, rızkınızda hareketlenmeler, daha böyle bir rahatlama ve koltuğunuza daha sağlam bir geçiş sağlayacaksınız. O yüzden işte de verimlilik dönemi, bu verimliliği sağladığınız takdirde daha huzurlu. Özellikle evliliğinizle alakalı da problemler yumuşamaya başladı. Ama ben evliliğimde değil de evimi değiştirmek istiyorum. Yani bu ev bizim ilişkimizi ve özel hayatımızı, uyku hayatımızı, çocuklarla olan iletişimimi çok fazla koparttı. Buranın enerjisini sevmiyorum. Artık ben bu evden gitmek istiyorum diyen bazı ikizler. Evet, artık gitmelisin. Burası seni boğuyor ve boğdukça da evdeki insanlara agresyon gösteriyorsun, reaksiyon gösteriyorsun, tepki yaratıyorsun ve anlamsızca tripler oluşuyor evdenizde. Evinizin üzerinde kötü enerji değil de sanki oranın bir enerjisine bir daralma var. Bu daralma için evi değiştirmeniz gayet sağlıklı. Son zamanlarda da ikizlere demişim ki çoraplarını niye tek tek var? Neden çorapların mı kayboluyor senin? Çorap takıntın nedir? Ya da eldiven takıntın nedir? Ya da şapka takıntın nedir? Ya da kravat takıntın nedir? Bilmiyorum ama burada şu var. Kayıp olan küçük küçük parçalara kafayı takmışsın. Evet, bu da senin biraz unuttuğun, dağıttığın, kenara sıkıştırdığın evreler. Bunları da kontrole alalım diyorum. Sağlık olarak size şey demişim. Mide ve boğaz ve özellikle nodüller. Tiroidlerinize dikkat edin, boğaz nodüllerinizi ihmal etmeyin ve diş eti enfeksiyonlarınız ön planda olabilir ve bu bizim sağ kulağımız orta kulak iltihabına sebep olabilir, ihmal etmeyin diyorum. Sizde de özellikle dayı, teyze ile alakalı güzel gelecek haberler, sanki para konuşmaları gündemde olacak. Bu da size bir umut ışığı olacak ve hayırlı olacak diyorum değerli İkizler Burcu. Sizin için özellikle ne dua notu almışım? Neden size şeyi duanıza bakıyorum? Nars suresini mutlaka 1000 defa okuyun demişim size. Nars suresini mutlaka 1000 adet her muradın hali için, yani eğer okulunuz, çocuğunuzun eğitimi için, kariyer hayatınız için, her muradınız için Nars suresi söylemişim değerli ikizler. Bunu okuyun ki üzerinizdeki istekleriniz, hedefleriniz, adaptasyonlarınız için çok doğru bir süreç olacak. Okumaları ihmal etmeyelim diyorum. Bir de
ailenizin bir yazlık ya da bir toprak işi var. Bu konuda güzel bir sürece aydınlığa kavuşacak. Yükselen ve ay burcunuzu takipte kalın. Daha bir bütünleşir, daha birbirinizi kombinasyon sağlayarak dengeleri oturtabilirsiniz.